Şimdi bu atamaların sayılarına, branşlardaki sayılarına baktığımızda isyan eden hocalardan biri var, öğretmenlerimizden biri var. Mustafa Güler kendisi sosyal medyada ve YouTube'da yayın yapan, YKS öğrencilerini çalıştıran bir hocamız. Ama o kadar içten, o kadar samimi bir şekilde bir isyanı var ki bir kulak verelim ve özellikle de verdiği mesajları ve sorduğu soruları pür dikkat dinleyelim. Merhabalar, bugün öğretmen atamayla ilgili sayılar verildi. Biz tabii ki öğretmenler olarak sayıyı çok yüksek bekliyorduk. Ama 20 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurusu yapıldı. Ben matematik öğretmeni olarak lise matematik ve ilköğretim matematiğin sayılarını sadece yazdım. Ben olaya biraz farklı yaklaşmak istiyorum. Eminim ki bana da hak vereceksiniz. Ben gençleri YKS sürecinde sınava hazırlanan bir matematik öğretmeniyim. Geçen sene 2023 yılında İlköğretim matematik öğretmenliğini kazanan öğrenci sayımız 4200. Matematik ve matematik öğretmenliği de yaklaşık 5310 kişi üniversitelere yerleşti. Toplam 9510. Benim sorum şu. 9510 adayı biz bu sene yerleştirdik. Şimdi bu gençlerimiz bu atama sayılarını gördükleri zaman gönül rahatlığıyla üniversitelere okuyacaklar mı? Bu bir. 2024 YKS sınavından sonra gençler ilköğretim matematik tercihi yapalım mı? Gençler matematik veya matematik öğretmenliği tercihi yapalım dediğim zaman kaçını ikna edeceğim? Ya da bunlar niçin orantılı değil? Ya bu sayıyı çok yükseltelim ki biz bu sayıyı arkadaşlar en az 2000-2000 bekliyorduk. Madem bu sayı bu kadar düşük, o zaman bu sayı niye bu kadar yüksek? Bunların orantılı olması gerekli değil mi? Öğretmen ne diyor? 2500 bekliyorduk matematikte en az bekledikleri 2500'dü. 400 küsürler 91'de kalmış durumda. Bu gerçeklikle beraber hocanın sorduğu soruların yerinde olduğunu, üstüne de fazla cümle kurulması gerektiğini düşünmüyorum.